Bunun sebebi dediğiniz gibi olabilir ve fakat çok açık ki Meral Akşener'in yarattığı kriz derin ve bunu bir kötümserlik rüzgarına dönüştürebilirdi ve umut krizini derinleştirebilirdi. Şimdi bu potansiyeli içinde taşıyan bir çıkış yaptı. Bunu hep birlikte önledik, hep birlikte Türkiye önledi bunu. Bir toplum önledi öncelikle, millet önledi. 60 bin istifa yaşandı. E-Devlet kilitlendi. İyi Parti'den. Durumu tespit edelim. 60 bin istifa yaşandı. Bunların arasında belediye meclis üyelikleri dahildir. Arada iki belediye başkanının işte e, Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak önerisi yapıldı. Şimdi bu da hakikaten ayıp bir e, öneriydi. Yani ayıplanacak bir öneriydi. Kılıçdaroğlu'na sen yalnız seçilemezsin. Seçilsen de Türkiye'yi yönetemezsin. Demek anlamına geliyordu. Siyasi nezaketten uzak bir öneriydi. Ee, böyle bir kriz devam etti. Şimdi dün akşam olup bitene tekrar bir bakalım. Dün akşam masada ciddi tartışmalar olmuş. Meral Hanım masadan bir kez daha kalkmaya niyetlenmiş. Ee, Ali Babacan'la arasında çok sert bir tartışma olmuş. Odayı terk etmiş. Kendisiyle Ahmet Davutoğlu ee, Saadet Partisi'nin e, Saadet Partisi'ndeki mescitte yani oraya götürmüş, orada konuşmuşlar. Hem Temel Karamoğluoğlu ile hem Gültekin Uysal'la hem de Ali Babacan'la arasında sert tartışmalar yaşanmış. Bir parça Kemal Kılıçdaroğlu'nun nezaketi nedeniyle söylemediklerini zannediyorum Ali Babacan ve diğerleri ifade etmiş. Bir, bir partinin içlerine böyle müdahale edilemez. Genel başkan onu genel başkan tercih eder. Bakın bu bildiriye yansıyan bir madde var. Şimdi yol haritası diye 12 maddelik çıplak imzalı arkadaşlar getirirsiniz ıslak imzalı düzeltiyorum. Elimizde bu 12 maddelik güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritası 6 Mart 2023 başlıklı bir bildiri var. Bunun 12. maddesi enteresan. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları, belediye başkanlarının adı yok burada. Sayın Cumhurbaşkanı'nın uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacaklardır. Uygun, uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle. Bütün inisiyatifi Kemal Kılıçdaroğlu'na bırakarak bu kriz aşıldı. İkincisi, bütün genel başkanlara Cumhurbaşkanlığı yardımcısı öngörüldü. Bu bekleniyordu, bu olabilirdi. Yani şu anda Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Konseyi diye bir e, oluşumu var bir ara Bülent Arınç filan içindeydi İşte neydi e, e, eski meclis başkanları evet e, ne çiçekti Cemil Çiçek Cemil Çiçek Cemil Çiçek işte İsmail Kahraman e, e, Bülent Arınç gibi isimler vardı burada şimdi galiba e, şey de var e, Bizim Binali Yıldırım da var, başbakanlık yapan Binali Yıldırım gibi isimler var. Buna benzer bir konseyin oluşturulması söz konusu. Şimdi bu 12. maddede. Dolayısıyla 11 maddelik, 12 maddelik arkadaşlar 11 madde değil 12 madde olacak. 12 maddelik yol haritasının şifrelerini çözmek lazım. Cumhurbaşkanlığı kabinesine, Cumhurbaşkanı yardımcılar ve bakanlar yetki ve görev dağılımı anayasa ve yasalar çerçevesinde çıkartılacak Cumhurbaşkanı kararnamesiyle belirlenecektir. Bakın burada da inisiyatif kılıçlar verilmiş. Dolayısıyla e, bakılınca bence bence Meral Akşener'i masaya yeniden çağırabilmek için bir formül bulunmuş. Çok belli. İyi de yapılmış, iyi de yapılmış. Ben sonucun iyi olduğunu düşünüyorum. Meral Hanım'ın bunu ve İyi Parti'nin bunu bir yenilgi diye değerlendirmemesi gerektiği kanaatindeyim. Öyle değil çünkü millet kazanacak. Yani sabaha kadar olsaydı o toplantı sürseydi. Sabaha kadar o kar o kalabalık giderek daha da artacaktı, daha da artacaktı. İnsanların artık şeye bir e, geleceğe iyimser bakma ihtiyacı var. Türkiye'nin umut krizini aşma ihtiyacı var. Türkiye'nin bir karanlıktan aydınlığa çıkma ihtiyacı var. Bakın birdenbire herkeste bir rahatlama var. Biraz önce hocam sizin söylediğiniz gibi, sadece dün. Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhalefetin ortak Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilmesi toplumda bir rahatlama yarattı ya. Bunu görmemek mümkün değil. Bir iyimserlik rüzgarı esmeye başladı. İki tavır olabilir. Ya bu rüzgara, iyimserlik rüzgarına karşı bir tutum takınırsınız. Umut krizini derinleştirecek ve dinci faşizan bir totaliter rejimin yolunu açacak isteyerek ya da istemeyerek. Yolunu açacak bazı gazetecilerin çok cumhuriyetçi ve çok kemalist gerekçelerle yaptığı gibi. Çok cumhuriyetçi ve pek kemalist gerekçelerle hatta pek CHP'li e, gerekçelerle yaptığı gibi. Ya o yolu tekrar düşeceksiniz veyahut bu iyimserlik rüzgarını büyütüp bunu bir zafere, bir kazanıma, bütün Türkiye'nin kazan, kazanımına, evlatlarımızın kazanımına dönüştüreceksiniz. Yakın ve vahim tehlikeyi ortadan kaldıracaksınız. Sık sık verdiğim bir örnektir. Nazi Almanya'sında eğer sosyal demokratlar ve komünistler arasında, komünist partisi en büyük parti, o kavga olmasaydı, komünist partisi, sosyal demokrat partiyi sosyal faşist ilan edip, Nazilerle mücadele edecek yerde sosyal demokrat partiyle, Alman sosyal demokrat partisiyle kavga etmeyi öncelikli iş haline getirmeseydi, dünya nazizm gibi, Hitler faşizmi gibi bir barbarlıkla yüz yüze gelmeyecek. Ben Münih'te yapılan ilk toplama kampına gittim, dolaştım. Arkadaşlarla birlikte. O dehşeti gördüm. İlk ölen kişi orada, herkesin zannettiği gibi Yahudiler değildir. Önce komünistleri orada öldürmüşler. İlk ölen kişi, ilk ölen kampta ilk ölen kişi bir Komünist Partisi milletvekili. Onun adı ilk sırada yazıyor. Alman Komünist Partisi milletvekili. Sonra Çingeneler falan geliyor, romanlar. Sonra Yahudiler toplanıyor zaten. Mesela budur. Yakın ve vahim tehlikeyi ortadan kaldırmak gerekiyordu. İki, Türkiye'deki o cumhuriyetçi eksenin ve geleneğin kırılmasını önlemek gerekiyordu. Dün ikisi de gerçekleşmiş oldu Türkiye'de. Bu bakımdan bir iyimserlik rüzgarı esiyor ve bu iyimserlik rüzgarını desteklemek gerekiyor. O bakımdan burada bir kaybeden, kazanan ee, sorunuyla karşı karşıya değiliz ama ben hala ufak tefek kuşkularım var. Muhtemelen bugün Programa çıkacak bir televizyon kanalında Meral Akşener Cumhurbaşkanlığı yardımcılığından vazgeçebilir, kabul etmeyebilir hocam. Evet. Yani ben partimin başında kalacağım, milletvekilliği seçimine katılacağım, ben parlamenter mücadele içinde yer alacağım. Evet. Ama karşıda değilim diyebilir. Buyur. Evet. O evet, bu son e, olasılık bayağı dolaşıyor ortada e, Akşener'in e, seçime gireceği ve e, milletvekili olarak görevine devam etmek istediğini belirteceği söyleniyor. Bilmiyoruz ne yapacağız Ben milletvekili e, olmak cumhurbaşkanlığı yardımcılığının önünde bir engel mi bilmiyorum. E, Bakmak lazım. E, ve analiz, bence analiz, bence analiz. engel değil ama yani bilmiyorum. Evet, o şimdi ama o o cumhurbaşkanlığı da milletvekili seçiminden ayrı bir evet. şey söylüyorum hocam. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığını reddedeceğe ne dair bir bilgi var. Evet, bilemiyorum. Şimdi değerli izleyiciler, bakın e, önümüzde. Bir tane hedef var, tek, tek hedef var, seçim. Onun dışında benim demin yaptığım popüler kültürün tepkisi ki çok olumlu bu altılı masanın Kılıçdaroğlu'nun nihayet aday ilan